Manşete hoş geldiniz. Kabusu haber verdi. Alışalım. Bu daha çok ekonomiyle ilgili bir kaje, bir başlık ama esasen şu an tüm gelişmeleri, içeride ve dışarıdaki tüm gelişmeleri hangi ülkede yaşıyorsanız, Türkiye'yi kastetmiyorum. Hangi ülkede yaşıyorsanız içeride ve dışarıdaki tüm gelişmeleri kapsayacak bir kaje. Yani lokalde ekonomik gibi olmakla beraber bütün dünyada, bütün dünya halklarını bekleyen bir takım riskleri içeriyor. Kabuslara hazırlıklı olmalı. Ondan önce, yani gündeme geçmeden önce bir iki anonsum var. Bir tanesi, Mavi Otobüs belgeseli 15 Temmuz'un yıl dönümünde yayına girdi. Askeri Öğrenci Komitesi'nin hazırladığı bu belgesel YouTube'da gösterimde. 44 dakikalık bir belgesel. Bu belgeselde askeri okul öğrencileri kendi başlarından geçenlerini kendi tanıklıklarıyla anlatıyorlar. Ve bu belgeseli seyredenler çok etkilenmişler ve Twitter'daki paylaşımları gördüm. Mavi Otobüs hashtag ile yapılan paylaşımları da gördüm. Ne çare? Ben henüz izleyemedim. Ama bunu ilk fırsatta bugün izleyeceğim ve bir sonraki yayında, yani cuma sabahına size bunu analiz edeceğim. Ama şimdiden size de anons ediyorum. Lütfen bu yayını bitirdikten sonra Mavi Otobüs'ü açın, seyredin. Sonra birlikte değerlendirelim bir sonraki yayında. İzlemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim ama hakkında gördüğüm tweetler bir an evvel izlememi gerektiriyor, onu anlıyorum. Bir bu. Tabii Masar bağlı diye bir kendini bilmez sersem var. Profesör doktor lakaplı. Amerika diyorum. AKP son 4-5 yılda 4-5 bin kişiye profesörlük dağıttı. Yani böyle. Masar bağlı gerçi ondan önce profesördü bilmiyorum ama. Diyor ki Habertürk'te katıldığı yayında. 15 Temmuz'da 11. kattan alçak uçan uçaklara kafa atarak şehit olanlar oldu. Yani o F-16 jetleri alçaktan uçmuşlar efendim. O kadar alçaktan uçmuşlar ki binaların 11. katından 12. katından neyse bu uçaklara kafa atanlar olmuş. Hani tank egzozuna tıkayanlar falan gibi misal. Onu da böyle orada 7 tane insan görünümlü yorumcu dinliyor. Bir şey de demiyorlar yani. Neyse, bir şey demeyeceğim. Siz Mavi Otobüsü seyredin. Gerçek tanıklar anlatıyorlar. Başlarına geleni, ne olup ne bittiğini umarım 15 Temmuz'un diğer sorumlu sorumsuz failleri de kendi tanıklıklarını anlatırlar efendim. Şimdi yine tam olarak gündeme geçmeden önce yaşadığım ülke İngiltere'den ne oluyor ne bitiyor, Boris Johnson gitti, yerine kim gelecek, onunla ilgili bir iki teknik bilgi vereyim. Burada Muhafazakar Parti'de yeni genel başkan ve başbakan nasıl seçiliyor? Onunla ilgili bir grafik var. Yani bugüne kadar böyle demokratik bir seçim görmedim ben. Gerçekten son derece demokratik usullerle yeni genel başkan ve elbette başbakan seçiliyor. Ekim'e sarkar diye düşünülürken 5 Eylül'de bu iş bitecek. Yani önümüzdeki 2 ay içerisinde İngiltere'nin yeni başbakanı belli olacak. 8 aday vardı. Yapılan oylamayla, parlamentoda yapılan, dün perşembe günü yapılan oylamayla 8 aday 6'ya düştü. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Aday olabilmek için 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. Daha doğrusu 20 milletvekilinin sizi desteklemesi gerekiyor. Genel başkanlık seçimini büyük ölçüde milletvekilleri belirliyor. Nasıl oluyor anlatacağım. Çünkü milletvekilleri, 300 küsur milletvekili var Muhafazakar Parti'nin. Milletvekilleri dar bölge sistemiyle seçilerek geldikleri için tam anlamıyla bir halk iradesini temsil ediyorlar. Ve milletvekilleri öyle başbakanın, şunun, bunun iki dudağı arasında olan isimler değil. Geçtik. 20 milletvekilinin imzasıyla aday olabiliyorsunuz. Dolayısıyla 20 milletvekilinin desteğiyle aday olan insan aday sayısı 8 idi. Ve bu 8 aday ilk roundda yarıştılar. Milletvekilleri arasında oylama oldu. Ve 30 milletvekilinin oyunu alan bir sonraki tura kalıyor. 30'un altında kalan eleniyor. Ve 2 aday elendi. Sonraki turda milletvekilleri arasında turlar devam ediyor. Yani 30'un altında oy alanlar elendikten sonra sonraki turlarda en az oy alanlar eleniyor ve
Neticede iki kişi kalıyor. İki aday kalıyor ya da adaylar ikiye düştüğü zaman da 100 bin kadar Muhafazakar Parti üyesi o iki adayı oyluyor. Bu sefer parti üyeleri, yani 100 bine yakın parti üyesi kalan iki adayı oyluyor. Gerçekten son derece demokratik bir seçim sistemi. Milletvekilleri adayları ikiye düşürüyor. Üyeler de neticede oyluyor. Millet daha ilk parlamentoda yapılan oylamada Nedim Zahavi ve Jeremy Hunt, ki güçlü adaylardan biriydi, 30'un altında kalarak, tabloda görüyorsunuz, elendiler. Ve en çok oyu, 88 oyla Rishi Sunak aldı. Önceki Maliye Bakanı istifa etmişti. Onu Penny Mordaunt takip ediyor ki bir önceki başbakanlık veya genel başkanlık seçimlerinde de adaydı. 49 yaşında kadın milletvekili ve yine bir kadın aday Liz Truss, Dışişleri Bakanı, mevcut Dışişleri Bakanı, 50 oyda. Dolayısıyla Rishi Sunak favori, Penny Mordaunt onun hemen takipçisi ve Liz Truss da daha zayıf bir aday olarak öne çıkmış görünüyor. Diğer isimler aday oldular ve milletvekillerinden belli bir desteği aldılar ama çok da fazla şansları yok. Çok da fazla isimleri bilinen isimler değildi. Evet, bu iki isim gitti. Ve neticede Rishi Sunak ve Asya kökenli Rishi Sunak ve Penny Mordaunt 67 oyla bu ikisi galiba ilk ikiye kalacak gibi görülüyor. Liz Truss'ın da şansı var. O da 50 milletvekilinin desteğini aldı. Diğer isimlere çok fazla şans verilmiyor. Her gazete kendi tandansında ya da kendi adayına yakın manşetler atmış. Mesela The Times'ta Penny Mordaunt önde gösteriliyor. Financial Times'ta Penny Mordaunt'un resmini basmış. Daily Mail da onu basmış. Yani Brexit'tir olarak tanınıyor. Yani Brexit yanlısı bir anlamda Şahin Kanat'tan falan biliniyor. Boris Johnson sonrası icraatları devam ettirecek isim olarak belki görülüyor. Daily Mail Muhafazakar Parti'ye yakın bir gazetedir. Onun da Penny Mordaunt'u öne çıkartması önemli. Rishi Sunak'a çok fazla destek verilmiyor. Bunun bir nedeni de muhtemelen Asya kökenli olması. Metro gazetesi de o şekilde öne çıkarmış. Sun, Daily Mirror gene Penny Mordaunt'un resmini basmış vesaire. Daily Express de öyle. Neticede iş buraya doğru gidiyor. Kimse en çok oyalan Rishi Sunak'tan bahsetmiyor. Evet, bir White British, öyle deniyor burada. Beyaz İngiliz. Bir White British başbakan olacak gibi görülüyor. Tabii şu anda, yani bilmiyorum ilerleyen turlar, oylamalar ne getirir. En sonunda da zaten Rishi Sunak ilk ikiye kalsa bile neticede Muhafazakar Parti üyelerinin dediği olacak. Bugüne kadar elbette Asya kökenliler, farklı kökenden olanlar bakan oldular, çeşitli pozisyonlara geldiler. Mesela Londra Belediye Başkanı İşçi Partili Sadık Han, aynı zamanda Müslüman oldu, olabiliyor, iki dönemdir seçildi. Fakat söz konusu başbakanlık olduğunda bu iş henüz beyaz İngilizlerle devam ediyor diyebiliriz. Bakalım bu durum değişecek mi, Eylül ayında göreceğiz. Şimdi bizim muhalefete gelelim. Bizim muhalefette iki gazeteyi bugün 14 Temmuz Perşembe itibariyle iki gazeteyi size misal vereceğim. O arada biraz evvel Perşembe dedim. 13 Temmuz Çarşamba günü mecliste ilk oylama oldu. Muhafazakar Parti milletvekiller arasında ilk oylama oldu. İkinci oylama bugün olacak. Yani Perşembe günü olacak. Günleri karıştırmayalım. Şimdi bugünkü Sözcü Gazetesi'nde AKP'nin 20 yıl önceki reklamını gören böyle diyor. Şikayet ettikleri ne varsa daha da arttı. 20 yıl önceki reklam dolaşıma girdi bir anda sosyal ağlarda. İşte ekonomik iflaslar, insanımız işsizliği hak etmiyor, Türkiye avuç açmayı hak etmiyor vesaire gibi böyle kapaklar olan bir reklam. Yani kime ne anlatıyorsunuz ve bunu niye anlatıyorsunuz? Yani bunun bir manası yok. Yani AKP'nin kurulduğu dönem, yola çıktığı dönem, iktidara geldiği dönem ilkeleriyle şu anki AKP'nin bir alakası var mı? Bunu bu şekilde kapak yapmanın da ne manası var? Biz de söylüyoruz. Cumhuriyet'ten bir örnek verelim. Gene işte 14 Temmuz Perşembe Cumhuriyeti. Sadatçı'dan gölge içişleri. AKP ülkeyi betona boğdu. Dekanın eşine kadro. Sanki yeni bir şeymiş. Yani bunlar hep böyle aynı. Özellikle son 10 senedir her yeri bu şekilde tuttular. İşte meclise saray darbesi, tek adamın atanmışları tarafından çıkarılan bilmem ne kadar kararname var. Yani bu haberleri, bu manşetleri, bu şeyleri her gün görüyoruz. Onlarcası var.
İşte Nurettin Canikli'nin marifetleri. Nasıl çöküyorlar, nasıl yerleşiyorlar, nasıl kadrolaşıyorlar, nasıl birbirlerine peşkeş çekiyorlar. Muhalefet. Yani dönelim partilere. Hani muhalif gazetelerden çıktık ki ben tırnak içinde muhalif gazeteler diyeyim onlara. Altılı Masal'ın bir sonraki buluşması 7 Ağustos'ta. Bunu Yeni Asya Gazetesi'nden getirdim size. 7 Ağustos'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecekmiş. Katılır mısınız bilmiyorum. Yani şey biraz düştü siyasi tansiyon. Yani bundan bir ay iki ay evvel bir hareketlenme falan yaşanırken, yaz sıcak geçecek galiba derken hep beraber yanıldık. Kasım'da seçim ihtimali falan belirmişken bir anda herkesin üstüne ölü toprağı serpildi. Kasım'da seçim ihtimali yok denecek kadar azaldı. Muhalefet de serdi. Ekrem İmamoğlu tatile çıktı vesaire. Tuhaf yani. Belli ki ülke bu zamanı yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını bu şekilde tatilde kaybedecek. Ve belki de Ekim'den itibaren ortalık biraz hareketlenecek bilmiyorum. Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde 7 Ağustos'ta. Muhalefet liderleri bir araya gelecekmiş efendim. Altılı Masa ki bugün 14 Temmuz olduğuna göre 7 Ağustos'a işte nereden baksanız 3 hafta var. Milli Gazete'nin dünkü yani çarşamba günkü manşeti evlere şenlikti. Şimdi Temel Karamollaoğlu demişken yayın organına da bir çift lafımız olsun. Siyasetin merkezi Saadet diyor ve bayramda ziyarete gelen bütün partilerle fotoğrafları böyle alt alta koymuşlar. Biraz daha yaklaştırayım da görün. Bütün partilerle işte bayram ziyaretine gelen herkesi böyle koymuşlar alt alta. İşte demişler ki siyasetin merkezi Saadet. Ya bayramda herkes birbirine gitti. O zaman bir İyi Parti'nin yayın organı da desin ki siyasetin merkezi İyi Parti. Ya siyasetin merkezi Saadet falan değil. Saadet önce otursun da bu kendi içlerinden çıkmış kadronun nasıl ülkeyi tarumar ettiğini, siyasal İslam'ı ve İslam'a siyasal İslam'a ve İslam'a savunduğunuz nasıl zarar verdiğini falan otursun bir muhasebe etsin. Kendi içinizden çıkan. Zannediyor musunuz ki AKP'nin alternatifi olacaksınız? Zannediyor musunuz ki bu noktadan sonra kafanızı kaldırabileceksiniz? Anca altılı masa, yedili masayla bir ittifakın içerisinde bir şey olursunuz. Geçtiğimiz seçimlerde CHP sıralarından 1-2 milletvekili anca sokabildiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Lafa geldiğinde siyasetin merkezi. Konuşturmayın beni. Milli görüşü iyi bilen isimlerden biriyim. Yıllarca takip ettim. Hocanızı, Erbakan'ı. Neyse, muhalefet demişken devam edelim. 1 Temmuz 2022'de ne oldu biliyor musunuz? Muhalefet kendine zam yapıp tatile çıktı. Hani hep eleştiriyorlar ya, işte Erdoğan'ın aldığı ücret, saray, harcamalar, şu bu falan filan. Bakın milletvekilleri maaşlarını 40 bin liradan 56 bin liraya yükseltmişler. Bir dakika içinde oylanıp geçmiş. Yani söz konusu kendi maaşları olduğunda her şeyi unutuyorlar. İktidarı, muhalefeti bir araya geliyor. Bir dakikada maaşları geçirip devam ediyorlar. Tatil şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi. Muhalefet. Ve muhalif basın. Bakın Celal Ülgen'le Ahmet Zeki Üçok'un Vural Ergül avukat günlerdir yırtınıyor. Bir ortak silah şirketi kurdukları. Ve nasıl oluyor? Biri işte Ergenekon davalarının sanığı, öbürü de Ergenekon davalarının avukatı. Bir tane muhalif basında soran, araştıran, didikleyen yok. Ortada Ticaret Sicil Gazetesi'nde şirket belli, faaliyetleri belli, şu bu. Yine Levent Göktaş, Hablemitoğlu soruşturmasında sırra kadem bastı. Görüntülendi falan, kaçtığı, bir yerlerde saklandığı falan filan. Bir Allah'ın kulu, ne Levent Göktaş'la ilgili bir şeyi takip ediyor, soruyor, sorguluyor. Ne de Celal Ülgen, Ahmet Zeki Üçok silah şirketi kardeşliği veya ortaklığı konusunda bir kalem oynatıyor. O zannettiğini yani muhalif olduğunu düşündüğünüz kanallarda da bir satır yok. Niye? Yol arkadaşları da hep sondan. Aynı mahallenin insanları. Korkusuz. Neticede biraz daha sadede gelmiş. Halk bu kış zor doyacak, zor ısınıp zor geçinecek diyor. Çok haklı. Şenol Babuşçu biraz detaylandırmış. 300 milyarlık sorunlu kredinin geri dönüşü yok diyor. 300 milyarlık sorunlu kredinin geri dönüşü yok. Devamla işte bizim KJ'yi Şenol Babuşçu
attı. Ülke ekonomisi yönetimi, ülke ekonomi yönetimine olan güvensizlik ve iktisat teorilerine aykırı uygulamalar bundan sonra da seçime kadar döviz girişinin olmayacağının habercisi. Bir önceki mesajında 300 milyarlık sorumlu kredinin dönüşü yok diyor. Bu mesajında da döviz girişi olmayacak diyor, yabancı yatırım yok diyor. Ve devamla enflasyonla birlikte yaşamaya alışalım. Resmi enflasyon %80. Gayri resmi işte ENAG'ın araştırması falan %180-200'e yaklaşıyor. Reel enflasyon daha da fazla. Enflasyonla birlikte yaşamaya alışalım. Sonra işte bu cennet koyu Mehmet Cengiz'e verilmiş. İşte hala böyle bir şey olabilir mi? Ya oluyor. Siz ne yapacaksınız ona bakın. Böyle koylar otel yapılsın, devre mülk yapılsın, ne bileyim oligarklara peşkeş çekilsin, zenginlere kiralansın falan diye da ormanları da yakılmaya gerek duyulmadan peşkeş çekiliyor. Cennete Mehmet Cengiz geliyor, ünlü koya villa. Anca böyle başlıklar atılıyor. Sonra seyrede ede bir hal olduk yani. Ülke muhalefeti de seride de bir hal oldu. Bu başlıkları atıyoruz, sonra oralara bir binalar dikiliyor. Sonra Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Bakın bu global organize suç indeksi, istatistiği ve Avrupa'da özellikle yani Türkiye'nin kendi coğrafyasında Türkiye en yüksek skora sahip organize suçta görüyorsunuz. Birinci sırada. İkinci sırada Rusya, üçüncü sırada Sırbistan var. Avrupa ülkeleri de işte renk renk sıralanmışlar. Dördüncü sırada Ukrayna, beşinci sırada Montenegro karada, altıncı sırada Bosna, yedinci sırada İtalya, İspanya diye gidiyor. Organize suçun cenneti durumunda şu anda Türkiye. Yani bu da organize suç. Organize suç deyince sadece aklınıza kara para, uyuşturucu, şu bu falan gelmesin. Devlete çökmüş şebeke, kamu kaynaklarını nasıl söğüşlüyor, nasıl hortumluyor, bu yani. Evet, organize suçta bir numaralı ülke. 46 ülke sıralanmış, 46 Avrupa'daki ülke sıralanmış, ilk sırada Türkiye var. Amerika DAEŞ'in Suriye sorumlusunu vurduk diyor. Yani bir IŞİD liderini vurmuş. Burada mühim olan şey şu. Halep kırsalında öldürülen DAEŞ, DAEŞ, IŞİD neyse IŞİD diyemiyorlar da işte ismine farklı isimler veriyorlar. IŞİD lideri, biz öyle söyleyelim. IŞİD lideri Suruç ve Sultanahmet katliamlarının faili. Biyanette detayını okursunuz. Daha önce de bir IŞİD lideri gene sınırımızın az içinde yürüme mesafesi birkaç kilometre mesafede Hatay sınırına birkaç kilometre mesafede bu da yine motosikletle seyahat ederken düzenlenen drone saldırısında ölmüş. Ve orası Türk askerinin kontrolünde güya hem sınırınızın birkaç kilometre içinde yani dışında daha doğrusu Türk askerinin kontrolünde olan bölge. Yani Hatay sınırından çıkın, 10-15 dakikalık yürüyüşte ulaşabileceğiniz noktada, o kadar yakın. Hem de Türk askerinin kontrolünde. Amerikalılar geliyorlar, drone'la IŞİD liderini uçuruyorlar. Yetkililerden bir açıklama var mı? Ses seda var mı? Bir tık var mı? Yok, hiçbir şey yok. O arada euro-dolar eşitlendi. Bu çok tarihi bir gelişme. Yani artık 1 dolar 1 euro. Amerikan doları 20 yıl sonra euroya yetişti. Haber bu. Euro ile dolar eşitlendi. Aralık 1999'da 1 doların altına gerilemiş. Aralık 2002'ye kadar sürmüş. 1 euronun 90 sente kadar gerilemesi bekleniyor diyor. Yani 20 yıl sonra ilk defa euro dolar eşitlendi. Ve daha da euronun düşmesi bekleniyor. O arada Biden'ın Arabistan seyahati önemli. Prens'le buluşacak. Bugüne kadar veto ettiği, katil dediği Bin Salman'la buluşacak Erdoğan'dan sonra. Bakalım ne olacak? Onları da takip edeceğiz.
Devrik devlet başkanı ülkeden kaçamadı diyor. Sri Lanka'yı inceleyin. Bu konuda çıkmış güzel analizler, yazılar var. Ahval'de farklı bir değerlendirme okudum. Artı gerçekte de çok güzel değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye ile benzer yönleri irdeleniyor. Sri Lanka çöktü ve devlet ricali de kaçtı ya da kaçmaya çalışıyor. Türkiye'ye çok benzer yönleri var. Bir aile, Rajapaksa ailesi her yeri tutmuş durumda. Kardeşler, akrabalar, biri bakan olmuş, biri cumhurbaşkanı olmuş, biri başbakan olmuş, görev yer değiştirmişler, devlette belli makamları tutmuşlar ve imkanları paylaşmışlar. Sorgu suali olmadığı için Çin kredisi kullanmışlar, daha pahalı ve muazzam bir yolsuzluk sarmalı oluşmuş. Neticede ülke fakirleştikçe fakirleşiyor ve en sonunda batıyor. İflasını açıklıyor vesaire. Ve Rajapaksa ailesi de serveti toparlayıp gemilerle veya uçaklarla kaçmaya çalışıyor. Bir bölümü sırra kadem basıyor ama bir bölümü de kaçmaya çalışırken kalıyor ülkede veya kaçışına engel olunuyor. Kaos yaşanıyor ülkede. Nereye gideceği, ne olacağı belli değil ama Türkiye'ye çok benzer. Türkiye basında da bu konuyla ilgili gelişmeleri pek fazla göremiyorsunuz. Bunu nadir haberlerden biri Hürriyet'in iç sayfasından kestim, getirdim size. Devrik devlet başkanı ülkeden kaçamadı. Gotabaya Rajapaksa. Herkesin soyadı Rajapaksa ve her yeri tutmuşlar. Evet. Son bir notumuz Fethullah Gülen'in sağlığıyla alakalı. Son birkaç gündür fena halde bu konuda spekülasyon var. Hastaneye kaldırıldı, durumu acil. İşte açıklama yapılmıyor, şeffafiyet yok vesaire gibi pek çok şey. Ben geriye doğru baktım. Herkülname, yani Fethullah Gülen'e yakın isimlerin kurduğu, açtığı bir Twitter hesabından ve site üzerinden bir duyuru yapılmış. Güncel bir fotoğraf paylaşılarak 9 Temmuz'da bu fotoğraf paylaşılmış hastane odasından 9 Temmuz'da ve şu açıklama yapılmış. Genel sağlık durumu iyi olmakla birlikte rutin kontroller ve sağlık değerlerinin gözlenmesi maksadıyla bir süre hastanede olması doktorların talebiyle uygun görüldü diyor. Bunun üzerine pek çok mecrada haberler çıktı ama haberlerde kaynak gösterilen yer bu paylaşılan tweet ve fotoğraftı. Bunun dışında yeni bir açıklama yapılmadı ama yakınları, ona yakın olan isimler durumunun iyi olduğunu, herhangi bir problem olmadığını ifade ediyorlar. Haliyle buna itibar etmek icap ediyor. Öyle söyleyelim ve ilerleyen günler neler getirir bilmiyoruz. Bir manşeti de böyle noktalayalım. O arada bir kere daha hatırlatmama izin verin. 15 Temmuz'la ilgili yapılan her çalışmayı önemsiyorum. Mavi otobüs çalışması da öyle. İzlemedim, üzerine bir şey söyleyemiyorum ama bu 44 dakikalık belgeseli bugün seyredeceğim ve Cuma yayınında analiz edeceğim size. Siz de ne olur izleyin ve birlikte değerlendirelim. Görüş ve yorumlarınız son derece kıymetli. Abone olmanız, bildirimleri açmanız son derece kıymetli. Hala yayının başından beri likelamadıysanız, beğeni tuşuna basmadıysanız bir zahmet ona basın. Bastınız mı? Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşça kalın.